haliydi. Önce 47 ilde 90 gösteri yapıldı. Sonraki günlerde 67 ile sıçradı olaylar. Dünya kamuoyu hayretle izliyordu olayları. On binlerce kişi katıldı bu gösterilere. Olayın en ciddi aşamalarından birisi de İstanbul'daki Başbakanlık Ofisi'nin basılma girişimiydi. Bu uzmanlar tarafından çok büyük bir tehlike olarak yorumlandı. Yabancı basın mal bulmuş mağribi gibi an be an meydanlarda canlı yayın yaparak olayı körüklüyor, Türkiye'nin iyice karışması için elinden geleni yapıyordu. Nihayet olaylar yavaş yavaş sonlandı. Aklı selim hakim oldu, Türkiye çok büyük maddi zararın yanında ciddi bir tehlike atlatmış oldu. Ayaklanma tehdidi, Hendek operasyonları. 2015'te seçimlerin ardından Doğu ve Güneydoğu'da aynı anda bazı illerde bir başkaldırı başladı. Bu tarih kitaplarında isyan veya ayaklanma, modern tarihte özellik talebi olarak adlandırılan tipte olan bu olay, Türkiye Cumhuriyeti'nin fiili varlığı için çok büyük bir tehditti. Terör örgütü buralarda hendekler kazıp barikatlar oluşturarak, buraları özerk birer bölge haline getirmeye çalışıyordu. Bu tam adıyla bir başkaldırıydı. Ve Türkiye binlerce yıl tarihten gelen tecrübesiyle başkaldırını cezasız bırakmayacaktı. Fakat tarihi tecrübenin yanında burada farklı bir durum vardı. Türk askeri henüz dünyanın diğer modern ordularının bile karşılayamadığı böylesine güç bir harekatı nasıl yapacaktı? Bölgeye özel kuvvetlerden bordo bereliler ve özel harekattan polisler gönderildi. Dünyada meskun mahal harbi olarak tarihe geçecek bir taktikle bölgeler ev ev titizlikle temizlenerek tekrar huzura kavuşturuldu. 2000'den fazla terör mensubu etkisizleştirildi. Maalesef 200 civarı asker ve polis şehidimizin olduğu belirtilmiştir. Fakat dünyada pek örneği olmayan bu saldırı tipine de gereken cevap verilmiştir. Türkiye birkaç yıl sonra burada elde ettiği tecrübeyi Suriye topraklarında Elbap ve Afrin'de de kullanacaktı. Rus uçağının düşürülmesi. Türkiye 2015'in Kasım ayında sınırlarını ihlal eden Rus jetini F-16'larla vurarak düşürdü. Bütün dünyada bu haber milyonlarca kez okundu, izlendi. Milyarı aşkın insan Türkiye'nin Rusya ile savaş ihtimalini konuşuyordu. Evet, bu çok ciddi bir durumdu ve kesinlikle bir savaş çıkartılabilecek bir şeydi. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez resmi bir ülke tarafından teyit edilmiş haliyle uçağı düşürülüyordu. Olay bomba etkisi yarattı. İlk 5-6 saat çok gergindi. Hatta ilk 24 saat ve son bir hafta. Rusya lideri çok sert açıklamalar yaptı fakat doğrudan Türkiye ile çatışma ihtimalini hemen eledi. Türkiye ciddi anlamda bir savaş tehlikesi atlatmıştır bu olayda. Uçak düşürmek ülkeler arasında tek başına savaş ilanı sebebi olabilecek kadar önemli bir husustur. Rusya Türkiye'ye ekonomik ambargolar uyguladı. Türkiye'nin tüm ürünlerine ithalat yasağı koydu. Fakat 1-2 yılda Amerika ve Avrupa'yı hayrete düşürecek şekilde Türkiye ile Rusya çok güçlü ilişkiler kurmuştur. Bunun en büyük sebebi karşılıklı çıkar. Türkiye tarihinin gördüğü en büyük siber saldırı. Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rus hacker destekli gruplar Türkiye'ye korkunç siber saldırılar başladı. Bu dev saldırının adı Piyon saldırısıydı. ABD'li bir güvenlik şirketinin uyarısıyla Türkiye önlemler alıp saldırının etkisini kırsa da ne kadar zarar verildiği henüz tam olarak bilinmiyor. Anonymous adlı hacker grubuyla birlikte saldıran Rus hackerlar tüm devlet kurumlarına, bankalara, ticari şirketlere, telekomünikasyon altyapılarına, güvenlik kurumlarına saldırdı. Sonraki zamanlarda Türkiye'deki 50 milyon insanın kişisel bilgisinin çalındığı ve dünya genelinde satıldığı iddiaları ortaya atıldı. Türkiye'deki birçok insanın kişisel bilgilerinin çalındığı sonraları ortaya çıkmış fakat bir istatistik verilememiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve üst rütbeli devlet çalışanlarına da siber saldırı yapan Rus hackerlar, tuzak e-postalarla binlerce Türk vatandaşının bilgilerini ele geçirmeye çalışmıştır. Rusya bu saldırıya hazırlanırken dünyanın gördüğü en büyük siber saldırı diye adlandırılmıştır. Fakat Türkiye,
Rusya'nın Ukrayna ve Estonya'yı felç ettiği siber saldırı gibi karşılamadı saldırıları. Türk hackerlar, Rusya'ya hemen karşı saldırı gerçekleştirerek onlarca Rus devlet sitesini çökertti. On binlerce Rus vatandaşının bilgileri Türk hackerların eline geçerek Rus devlet sitelerine Rusya'ya ait birçok gizli bilgi ele geçirildi. Türk hackerların karşı saldırılarıyla bu saldırılar savuşturulmuştur. 3 terör örgütünün aynı anda gelen saldırıları. Afganistan bir terör örgütüyle yerle bir oldu. Dünyada bazı ülkelerde terör örgütlerinin saldırıları sonucu parçalanma eşiğine gelmiş ya da parçalanmıştır. Türkiye ise dünyanın en büyük 3 terör örgütü olan PKK, DAEŞ ve FETÖ ile aynı anda mücadele etmek zorunda kalmıştır. Paralel yapı içeriden devlet kurumlarını erozyona uğratmış, PKK hem içeriden hem de dışarıdan ciddi zararlara, yıkımlara yol açarken, DAEŞ sınırlarımızın ötesinden gelerek Türkiye'de çok sarsıcı eylemler yapmıştır. Afganistanlaşma tehlikesi. Bir Müslüman ülkesi için bu tabiri kullanmak istemezdik fakat durumu en iyi anlatan ibare bu olsa gerek. Afganistanlaşmak. Türkiye 2014-2017 yılları arasında neredeyse her ay bombalı saldırılarla güne uyandı. IŞİD terör örgütü neredeyse bomba patlatmadığı şehir bırakmadı Türkiye'de. IŞİD'in en büyük 4 saldırısından biri Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşmiştir. Burada maalesef 45 kişi hayatını kaybederken, yılbaşı saldırısında 40 civarında insan hayatını kaybetmiştir. Suruç saldırısının yanında Ankara Garı saldırısı da çok büyük bombalı eylemlerdir. Burada 104 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. IŞİD Türkiye'ye yaptığı en sansasyonel saldırılarından birisini Irak'taki Musul Başkonsolosluğumuza yapmıştır. Burada 49 görevlimiz 3 ay boyunca rehin alınmıştır. Türkiye'deki birçok insan Afganistan, Pakistan gibi bombalarla yaşamak zorunda kalma korkusu yaşamıştır. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye tüm bunları atlattı. Bugün huzur içinde yaşamaya devam edebiliyorsak bu güvenlik güçlerimizin sayesindedir. Buradan yüzlerce saldırıyı önleyen tüm güvenlik güçlerimize bir teşekkür etmeyi de borç biliriz. Darbe girişimi. 15 Temmuz'da Türkiye askeri darbe girişimi yaşamıştır. Hükümeti devirmeyi, ülkedeki demokrasiyi rafa kaldırmayı hedefleyen bu girişim, milletimizin bizzat meydanlara inerek müdahale etmesiyle 24 saatte savuşturulmuştur. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç beni aç abi. Ben geçerim. Evet hadi ben de geçerim. Ben geçerim. Arabalar. Bir kere ölür, bir kere adam gibi. Arabayla kim var? Arabayla. Ölmeye hazırım, gelsinler. Gelin kardeşim. 200'den fazla insanımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu darbe gerçekleşmemiş olsa da kendi vatandaşına ateş eden askerler diye bir cümle yazıldı. Maalesef tarih kitaplarına kara bir leke olacak. Mısır'da yaşanan bu olayın Türkiye'de de tekrarlanması insanlık adına bir utançtır. Asker üniformasını kirleten hainler, içeride ve dışarıda vatanımızı korkusuzca savunan gerçek kahramanların başlarını da asla gölgeleyemeyecek tabii ki. Tüm askerlerimizi minnetle, saygıyla anıyoruz. Türkiye'nin beka sorunu. Bu saldırı veya tehdit bence tüm bunlar arasında en önemlisidir. Amerika, İsrail ve Avrupa Türkiye'nin güneyinde bir kukla devlet kurmaya çalışıyor. Bu başarılı olursa Türkiye gelecek 100 yılda bölünme tehlikesini maalesef şiddeti artmış şekilde hissedecektir. Onlarca yıl önce planlanan bu plana karşı Türkiye tüm vücudu ortaya koyarak Suriye'ye girmiştir. Türk askeri kanıyla bu beka sorununu önlemeye çalışıyor. Bu mücadele 80 milyonun mücadelesidir. Bendeniz Yusuf Özgör. Her Türk vatandaşı gibi askerlik görevimi yerine getirerek sizler için tekrar Karakutu kanalının sesi olmaya devam edeceğim. Facebook sayfamıza hepinizi bekliyoruz. Türkiye'nin Karakutusu.